merhabalar. Evle yuva arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Ev öylesine insanların yaşadığı, işte üzerinde bir çatı olan bir yerdir diyelim. Ama yuva, yuva öyle mi ya? Evin içerisinde eğer çiçek varsa orası bir parça daha yuva olmuş demektir. Evin içerisinde çocuk cıvıltıları varsa, çocuk oyuncakları dağılmışsa orası kesin yuvadır. Hele bir de evde biber dolması pişmiş, onun kokusu bütün eve yayılmışsa işte o ev yuvadır. Bugün evlerimizi güzelleştiren, evlerimizi de gerçekten çiçek açtıran, bizi mutlu eden, verdiğimiz bütün emeğin karşılığında bize çok şey veren çiçekler hakkında konuşacağız. Hadi buyurun. Şimdi bu tarafta gördüğünüz çiçekler kışlık çiçekler. Büyük şehirlerde, metropollerde o büyük betonların arasına sıkışmışken gördünüz mü? Tüylü tüylü yaprakları var. İşte bu tüylü yaprakların üzerinde su damlacıkları hemen gitmiyor. Yaprağın içerisinden yaprak çıkarak ürediği çok nadir durumlardan bir tanesidir. Bu taraf yaz köşesi, bu taraf kış köşesi. Yavaş söyleyince söyleyebildim, aslında bunu çok da söyleyemiyorum. Neden öyle dedim biliyor musunuz? Bakın, evimizde yaz kış evimizi renklendiren bu tarafta olan çiçeklerimiz, işte bunlar Afrika menekşeleri. Dünyada ev hanımlarının en çok sevdiği çiçeklerin başında bu geliyor. Ama burada bir tane daha menekşe var biliyor musunuz? Sizinle onu da tanıştırayım. Gel bakalım, gel bakalım. İşte size bir menekşe daha. Bu hangi menekşe biliyor musunuz? Bu hercai menekşe. Hani böyle uçarı kaçarı olan menekşe. Bak yapraklarında utandı mı ne olduysa kapattı burada. Ha, aç bakalım yüzünü görsünler. Bu da kışın hayatımızı renklendiren çiçeklerin başında geliyor. Ama evin içinde değil. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi bu tarafta gördüğünüz çiçekler kışlık çiçekler. Ama soğukta olan, hani balkonumuzda, bahçemizde olması gereken kışlık çiçekler. Bazen ben bugün menekşeleri daha çok anlatacağım ama bazen bu iki menekşe birbirine karıştırılıyor. Şimdi bakın bir daha tanıştırıyorum size. Afrika menekşesi bu. Bu hercai menekşe. Dışarıda, karın altında, soğukta yaşayan menekşe. Aslında bu kışın çiçek açan bitkileri de pek bir severim. Bana şey gibi gelir, böyle kötü gün dostu gibi gelir. Hani kışın her şey soğuk, havalar kötü ama çiçek açan hayatımızda bir şey var. İşte onlardan bir tanesi bu hercai menekşe. Bir tanesi bazen yanlış anlaşılan sıklemen dediğimiz bir çiçek. Bu da tavşan kulağı da denir buna. Bunu çok seviyor hanımefendiler ama alıp evlerin içine koyuyorlar. Oysa ki bu kışlık bir çiçektir ve kışın kar altında dahi olsa balkonumuzda, bahçemizde olması gereken çiçeklerden bir tanesi sıklemen. Soğanlı bir bitkidir bu arada, bunu da söyleyeyim. Ve bakın burada neler var, bakın burada neler var. Bunlar da yine kışlık dışarıda olması gereken çuha çiçekleri. Bakın renkleri ne kadar güzel, görüyor musunuz? Bunları da içeri koymuyoruz. Bunları da balkonumuza dikebiliriz, bahçemize dikebiliriz. Kışın bu soğuk, puslu, gri günlerde hayatımızı renklendiren çiçeklerden bir kısmı da bunlar. Şimdi bunları yerine koyuyorum. Bu arada da baş köşede benim bu güzel kuklam, öyle diyeyim, yerini almış. Kulağında da stetoskopu var. Doktor Erkan Şamcı, ama yanlış anlaşılmasın, çiçeklerin doktoru olarak burada baş köşede duruyor. Yanında. Bakın bütün masamı sizinle tanıştırmak istiyorum. Bunlar çünkü aslında benim normal çalışma masamın üzerinde duranlar. Bu ne? Bu ehli keyif karınca. Karıncalar bazen evimize girmesini istemeyiz ama onları öldürmek de istemeyiz. O yüzden bazı küçük problemler yaşadığımız ama sevdiğimiz, aynı zamanda saygı da duyduğumuz bir varlık. Ben onunla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Zaman içerisinde hani o karıncaların yoğun püf noktaları anlatacağım. Şimdilik bunu da yerine koydum. Evde
başarılı süs bitkisi yetiştirmenin püf noktalarını anlatayım ister misiniz? Çünkü bazen evimizi şenlendirsin diye aldığımız bu çiçekleri bakım hataları yüzünden öldürüyoruz. O zaman bırakın işte evimizi şenlendirmeyi, bizim için bir üzüntü kaynağı oluyor. Çünkü artık günümüzde büyük şehirlerde, metropollerde o büyük betonların arasına sıkışmışken bizim doğayla olan tek bağlantımız ne? İşte bir saksı çiçekle doğayla buluşuyoruz. Bazen evimizde beslediğimiz bir kedi, bir köpek, bir kuş, bazen bir balıkla doğa bağlantılarını sağlıyoruz. Ama onlar bizim evlerimize misafir. Neden? Çünkü o evde biz oturuyoruz. Onlar bize dışarıdan geliyor. Neden geliyor? Çünkü biz istiyoruz. Bazen para verip alıyoruz. Aynı diğer misafirler gibi. Hani evimize misafir geleceği zaman bir sorarız ya, bunlar ne yer, ne içer, nasıl yaşar, neden hoşlanır? İşte evimize aldığımız bu çiçeklerin de yaşam koşullarını iyi bilmezsek, onları tıpkı bir vazo gibi, bir tablo gibi böyle alıp evin en yakışacak yerine koyduk mu, aa burada ne güzel oldu. Size göre o güzel oldu. Bakalım çiçek oradan hoşlanacak mı, değil mi? Şimdi hayvan aldığımızda genelde hayvanı alırken işte onları bize satan ya da veren kişi ne yapar? Yanında işte yemini verir, kumunu verir, kafesini verir, her neyse akvaryumunu verir, değil mi? Onların yaşam koşullarıyla beraber verirler. Ne var ki? Bu garibim çiçekler. Bunları verildiği zaman böyle sadece bu geliyor, biz de alıyoruz. Nerede yaşayacağını tam iyi bilmezsek, yani yaşam koşulları, hangi ışıkta yaşar, nasıl bir sıcaklık ister, ne kadar su ister, bunları bilmezsek getiriyoruz işte sehpanın ortasına, masanın ortasına koyuyoruz. Sonra aklımıza gelirse arada bir su veriyoruz. Şimdi hangi canlı sadece suyla yaşar, değil mi? Kedinize sadece su mu veriyorsunuz? Ya da köpeğinize? Onlara mutlaka bunun yanı sıra besin de veriyorsunuz, değil mi? İşte gelin, biz bugünkü programda genel olarak evde başarılı süs bitkisi yetiştirmenin püf noktalarını bir gözden geçirelim şöyle. Şimdi dışarıdan çiçeği aldık. İşte tam da bu noktada başlıyor, biliyor musunuz iş? Çiçeği alırken daha alacağınız çiçeğin sağlıklı olup olmadığına bir bakın. Nereden anlayacağız? Şöyle genel olarak gördüğümüzde yapraklarında bir sararma var mı? Bir kırıklık var mı? Çiçekleri... Çiçekli bir bitki alıyorsanız öyle bütün çiçekleri kocaman kocaman açmış olanları almayın. Ya hangisini alacaksınız? Üzerinde tomurcuklu olanları alın ki o sizin evinizde uzun süre açabilsin. Zaten çiçeklerin hepsini açmışsa ondan sonra bir süre sonra dökecektir demektir. Şimdi sağlıklı çiçeği aldık, onu eve getireceğiz. Hele böyle kar, kış, soğuk, rüzgarsa onu muhafazalı bir şekilde getirmeniz lazım. Bunların çoğunun artık ambalajı var. Rüzgar almadan, soğukla çok uzun süre muhatap olmadan eve kadar getirdik. Buraya kadar tamam, getirdik. Peki evde nereye koyacağız? Çünkü çiçeklerin bazıları gerçekten bol güneş istiyor. Tropik bitkiler söz gelimi. Bazıları daha az yarı gölge yerler istiyorlar. Çok azı ama çok azı az ışıkta yaşar. Genelde bitkiler böyle güneşi dolaylı olarak alan bol aydınlık ve havadar ortamları sever. Şimdi bugün menekşenin üzerinde duracağız ya, menekşe nereyi sever? Menekşe evde mutfağı çok sever. Neden diyeceksiniz mutfağı çok sever? Çünkü menekşe havadaki nemi çok seviyor. Şimdi mutfakta da sürekli olarak bir şeyler kaynıyor ya. Yani çay yapılıyor, yemek yapılıyor. Oradanın buhardan dolayı evin diğer yerlerine göre daha çok nemli bir bölgesidir. Ama böyle geniş, aydınlık, güzel pencereleri varsa. Çünkü çoğu zaman bazen de evlerin mutfakları çok küçük camları oluyor. Yeterli ışık almıyor. Demek ki mutfakta olabilir. Camın şöyle, camda tabii kuzeyi var, güneyi var, doğusu var, batısı var. Bir kere güneyi, doğu ve batı yönleri bol ışık alır demektir. O bakımdan öyle pencerelerin şöyle bir metre kadar içine bir tül perde gerisinden gelen ışık menekşe için idealdir. Böyle kuzeye bakan pencereler menekşe için de çok elverişli değildir. Çünkü neredeyse hiç ışık almazlar. Eve getirdik sağ salim. Evde de nereye koyacağımızı bulduk, koyduk. Şimdi biraz sulamadan size bahsetmek istiyorum. Çünkü evlerde ölen çiçeklerin
ölüm sebebi %90 inanın yanlış sulama. O susuzluktan değil, çoğu zaman fazla sulamadan dolayı ölüyorlar. Çünkü bazen evde kimin aklına gelse o su vermeye başlıyor. O bakımdan çiçeklerin sulama zamanını iyi bilmek lazım. Bunu nasıl bileceğiz? Tabii çiçeğe soracağız. Evet, çiçeğe soracağız ama böyle doğrudan doğruya işte çiçek susadın mı falan şekliyle değil. Aslında böyle sorsanız bile o anlıyor ya, cevap veremiyor ya da verdiği cevabı siz tam duyamıyorsunuz. Şimdi elinizi parmağınızı çiçeğin toprağının üzerine şöyle bir bastırın, bir parça da parmak toprağın içerisine doğru gitsin. Ha, toprağın yüzeyinin hemen altı dahi kurumuşsa çiçek sulanmış, susamış demektir. İşte o zaman su vermemiz lazım. Ne kadar bu? Ölçü bakın çok güzel. Çiçeğe suyu ne kadar vermek lazım? Çiçeği suladığımız zaman yavaş yavaş, sakin sakin, güzel güzel sulamak lazım. Ve altındaki şu delikten saksı tabağına su çıkıncaya kadar su vermek lazım. Peki hangi su? Çok güzel. Bakın benim burada bir çanak suyum var. Şimdi öyle çiçeği, her suyu da böyle alıp böyle foş diye vermek o çiçeği sulamak demek değil. Musluklardan akan suyu vereceğiz mecburen çünkü öbür sular pahalı. Ama bu suyun içerisinde de çok fazla klor olabiliyor. Bir süre sonra klor çiçekte bazı olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bir de sıcaklığı da çok önemli. Hani çocuk evde koştu, oynadı, terledi, buzdolabına gitti, soğuk su içecek, ne diyorsunuz? Aman çocuğum, soğuk su içme, terli terli. Şimdi susamış bir bitki, siz ona soğuk suyu verdiniz mi ne olacak? Onun bütün kökleri böyle büzüşecek soğuktan. O zaman çiçeğe vereceğimiz su oda sıcaklığında olmalı. Peki nasıl yapacağız oda sıcaklığında? Bir parça bu işler emek isteyen işler tabii ki. Ertesi gün sulama mı yapacaksınız? Böyle bir çanağın içerisine ya da neyle sulayacaksınız? Onun içerisine suyu koyun, bir gece beklesin. Sadece de beklemesin. Bakın ne yapın biliyor musunuz? Çünkü bunun içindeki klorun uçması, bunun havayla daha çok zenginleşmesi çiçekler için daha iyidir. Püf noktası veriyorum. Yağmur yağdığı zaman mümkün olduğu kadar balkona, bahçeye, bir yerlere taslar, tabaklar koyun, su toplayın. İşte bu su çiçeklerinize aynı zamanda besin değeri de olan bir su olduğu için, ki yağmura o yüzden eskiler rahmet derlerdi, çiçekleriniz için de çok faydalı. Sadece çiçekler için değil, doğrusunu isterseniz kendinizi de yağmur suyuyla yıkarsanız saçınızı başınızı, görün ışıl ışıl yapar. Yani yağmur suyunu öyle akıp gidecek bir şey değil. Gerçekten söylüyorum, bana kalsa şemsiyeyi böyle tutup yağmurdan korunuyoruz ya, ben olsam ters çeviririm şemsiyeyi, akan bütün yağmur suyunu toplarım. O kadar değerli bir şey. Neyse, musluk suyunu koyduk, havalandırmamız lazım. Bir tane maşrapayı alın ve yukarıdan suyu dökün. Böyle yaparak hem suyun içerisindeki kloru uçurmuş olursunuz, fazla klor uçar. Bir taraftan da havayla böyle karışan su bol oksijen alır ve havalanmış olur. Oda sıcaklığına getirdik, havalandırdık. Değil mi, ne kadar güzel. Bakın işte başarılı olmanın yollarından bir tanesi de böyle detaylardan geçiyor. Şimdi suyumuz hazır. Çiçeğimize verebiliriz oda sıcaklığında. Neyle vereceğiz? Ben olsam evdeki demliği kullanıyorum. O sivri uçlu, ama bakın marketlerde böyle suluklar da satılıyor. Özellikle menekşeler için, onların yaprakları böyle çok saksının kenarlarına geldiği için ve menekşe yaprakları da size yakından göstermek istiyorum. Bir saniye şöyle geliyorum. Bakın şunun yapraklarına. Gördünüz mü? Tüylü tüylü yaprakları var. İşte bu tüylü yaprakların üzerinde su damlacıkları hemen gitmiyor. O tüyler o su damlacıklarını üzerinde tutuyor. Hele yazsa güneş ışıklarında da o damlacıklar adeta mercek etkisi yapıyor ve yapraklarda yanıklık yapar. O yüzden biz deriz ki çiçeklerinizin yapraklarına zaman zaman su püskürtün, ama menekşeler hariç ya da tüylü yapraklı bazı begonyalar var, onlar hariç. Yani tüylü yapraklı çiçeklerin yapraklarına su değmemesine dikkat ediyoruz. Tamam, şimdi geldik çiçeklerimize.
çiçeğe suyu vereceğiz. E peki, deminden beri söyledim. İşte kedinize, köpeğinize mama veriyorsunuz. Efendime söyleyeyim, kuşa yem veriyorsunuz. Çiçeğin suyunu da havalandırdık. Besin nerede? Besin evde kendiniz yapabileceğiniz gibi böyle hazır satılan besinler de var. Onlardan böyle suyunun içerisine katıyorsunuz. Mesela ben bunun içerisini de almıştım. Bu ölçüyü bellidir bunların. Bunların içerisine bir parça da besin kattık. Şimdi artık oda sıcaklığına gelmiş, havalandırılmış, kloru uçurulmuş, besini de içerisine katılmış. Şimdi bu bizim menekşelerimiz için adeta ziyafet gibi olacak. Ama suyu da nasıl vereceğiz? Şimdi suyu verirken de, çiçeklerinizle ilgilenirken de lütfen onlarla konuşun. Çünkü çiçekler sizin her söylediğinizi değil, düşündüğünüzü bile biliyorlar. Artık bu bilimsel bir gerçek. Deyin ki, kızım bak canım, bak senin de suyu susamışsın. Al bakalım şimdi, dur şuna da bir, şunun içerisinde vereyim de akmasın masaya. Kızım diyorsunuz, yapraklarını böyle kaldırıyorsunuz, yavaş yavaş su veriyorsunuz. Biraz su veriyorsunuz, o biraz suyu alta doğru çekiyor. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Dediğim gibi nereye kadar? Tabağından su akıncaya kadar. Yoksa bazı hanımefendiler öyle diyor. İşte ben az su veriyorum ama sık su veriyorum. Şu kadar su veriyorum. O kadar su toprağın üstünde kalıyor. Alttaki köklere su hiç gitmiyor. Öyle az su vererek sulama falan olmaz. Suyu verdiğiniz zaman yavaş yavaş ama saksının tabağına su çıkıncaya kadar su vermemiz lazım. Bu gerçekten önemli. Menekşenin dışındaki bazı çiçekleri de böyle hazırladık ya, hani besin verdik, havalandırdık. Bunların içerisine daldırma metoduyla da sulayabiliriz. Bakın böyle alırız, daldırırız. Bak gulu 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 gulu. Evet, bütün suyu içine girerken toprağın içerisindeki hava kabarcıklarla dışına çıkıyor. Çıkardık. Süzüldü. Süzüldükten sonra yerlerini alıyoruz. Böylelikle tam sulama yapmış oluyoruz. Ama bu menekşe için iyi bir sulama yöntemi değildir. Diğer yerinden kalkabilen küçük olan çiçekleriniz için yöntemlerden bir tanesi de budur. Anlaştık bu sulama konusunda. Besinini de verdik. Peki bunlar bizim hani çocuklarımız falan diye seviyoruz ediyoruz ya. Mürüvvet görmek istemez misiniz? Ha? Böyle torunlarınız olsa, yeni menekşeleriniz olsa... Bence çok güzel olur. Çünkü insanın kendi elinin yetiştirdiği gibi yok. Hanımlar arasında öyle bir şey vardır. Hani çalınan çiçek tutar falan derler. Götürürler çiçeklerin yapraklarını kırarlar. En çok da bunu menekşede yaparlar. Biliyorum ama ne olur söyleyin. Çünkü çalınan hiçbir şey öyle uğurlu muğurlu olmaz. Söylemekte fayda var. Şimdi size aslında... Menekşelerin ne kadar da kolay üreyebildiğini anlattığımda eminim ki evinde menekşesi olanlar hadi şu bizim kızdan üretelim de bizim de torunlarımız olsun diyecek. Şimdi çok kolay, gerçekten çok kolay. Çiçeğimi buraya koyuyorum. Şu suyumu da kenara alıyorum. Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Herhangi bir tane boş saksıya. Herhangi bir boş saksıya bir miktar toprak koyuyorum. Böyle düzelttim. Biraz da vurarak toprağın oturmasını sağladım. Şimdi bu toprak bizim menekşe yetiştirme ortamımız olacak. Peki bu menekşe nasıl yetişir? Menekşelerin yetişmesini gördüğünüzde eğer daha önce görmemişseniz tüyleriniz diken diken olacak. Gerçekten diken diken olacak. Çünkü çok etkileyici bir şekilde yetişiyor bu güzel menekşeler. Şimdi en yaprakları sağlıklı olandan menekşemizi alıyoruz. En büyük yaprak değil, en küçük yaprak değil. Şöyle sağlıklı, orta boyda olan yapraklarından... Ha, bazen de hani çiçeklerle falan uğraşırken bu yapraklar kırılıveriyor ya... Bunun çünkü yaprakları bir parça gevrektir. İşte o zaman onları atmıyoruz. Şimdi ben çiçeğimden izin istiyorum. İzninle senden, senin güzelliğinde yeni çiçekler yetiştirmek istiyorum. O yüzden lütfen yaprağının bir tanesini alacağım. Ve aldım, bak hiç acıtmadım, gördün mü? Şimdi bir yaprak hafifçe de gördüğünüz gibi küçücük de bir sapı var.
Şimdi bundan yeni menekşe üreteceğiz. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Tırnak törpüsü. Manikür, pedikür. Şimdi bu tırnak törpüsünü ne yapacağım biliyor musunuz? Bu menekşenin yaprağının arkasını çeviriyorum. Burada ana bir damarı var bunun. Ana damar gördünüz mü? Bu ana damardan diğer taraflara doğru giden tali damarlar var. O ana damarı elimdeki tırnak törpüsüyle hafif hafif törpülüyorum. Bakın. Burada hafifçe oradaki bir yara gibi yaptım. Çok hafif kaldırdım. Gördük. Bu böyle bir tırnak törpüsü bu iş için gerçekten ideal. Hafifçe törpüleyerek orada küçücük bir yara oluşturdum. Şimdi bu yaprağı şurada elimle azıcık açıyorum. Yaprağı saksı toprağının içerisine yatay bir şekilde, böyle yatay bir şekilde sapını toprağın içerisine sokuyorum. Ama bu yaprağın yaraladığım sırt kısmı var ya, o da toprağa temas ediyor. Görüyor musunuz? Toprağa temas etti. Hatta bunun üzerine eğer kalkıyorsa yaprak, küçücük bir ağırlık, küçücük bir taş da koyabilirsiniz ama tam yatay yatırırsanız ona da gerek yok. Bastırdım şöyle hafifçe, yaprağı ikinci bir saksının içine aldım ve suyumu aldım. Her üretimde can suyu çok önemlidir, öncesinde veya sonrasında. Şimdi ben de bunun yaprağın etrafına suyunu veriyorum. O tırnak törpüsüyle arkasını hafif yaraladım ya, orada toprağa değdi ya. Şimdi bu yaprak o toprağa yaralanan kısmından aşağı doğru kökler verecek. Ama yaprağın tam ortasında ne olacak biliyor musunuz? Bu yaprağın minyatürleri, küçücük yapraklar diğer bu yaprağın ortasından çıkmaya başlayacak. Gerçekten bu deneyimi mutlaka yapın ve yaşayın. Çünkü yeni bir hayatın yaprağın içerisinden yaprak çıkarak ürediği çok nadir durumlardan bir tanesidir. Ve böyle ürettiğiniz zaman en sevdiğiniz menekşeniz hangisi ise herhangi yaprağından, yani yaprak çeliğinden olduğu için herhangi bir açılım yapmayacak. Yani değişmeyecek. Hangi yapraktan aldıysanız aynı renkte, aynı güzellikte, aynı şekilde olacak. Çünkü onun dokularından yepyeni bir menekşe elde edeceksiniz. Böylelikle evinizin içerisinde kırdığınız ya da kırılan yapraklardan birçok güzel menekşeler elde edersiniz. Bu sizin hayatınızı renklendirir. Bu kızınıza, oğlunuza, eşinize, dostunuza kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz bir çiçeği hediye etme imkanı verir ki gerçekten bu da çok yaşanası bir şeydir. Ve şimdi gelelim elimizin altındaki bu güzel çiçeklerden, menekşelerden güzelce bir aranjman yapalım mı? Neden yapmayalım? Çünkü çiçekler çok güzeldir, tek olarak da çok güzeldir. Ama o güzellik grup etkisiyle yaptığımız zaman gerçekten çok daha güzel olur. Hani çiçek güzeldir, çiçekler daha da güzeldir. Şimdi menekşeler böyle yayvan saksıları pek severler. Yayvan bir menekşeye uygun saksı alın. Biz biraz menekşenin moruna uysun diye böyle açık mor bir saksımız var. İçerisine altına çakıl koyabilirsiniz, toprak koyabilirsiniz. Bunun özel delikleri olduğu için ona ihtiyaç yok. Güzelce toprağımızı saksımıza boşaltıyoruz. İşin bu kısmını da gerçekten çok seviyorum. Çünkü şehir koşullarında, apartman koşullarında, asfalt beton koşullarında elimiz gerçek bir toprağa değmiyor. Yani negatif enerjimizi atacağımız, evde çiçek yetiştirmek, evde yapabileceğiniz hobiler içerisinde belki de en güzeli, en güzelidir. Çünkü hiçbir uğraş bu kadar sizin kafanızı dinlendirmez. Günün stresinden, problemlerinden, bunlarla uğraşırken, hele hele çiçekle uğraşırken sıyrılmamanız mümkün değil. Gerçekten böyle bir hobi mutlaka edinin. Elinizde toprağa değsin. Toprakta sağlık saat vardır. Hiç korkmayın. Toprak kendi içerisinde kötü mikropları yok eder. Toprak şifa kaynağıdır. Şimdi saksımızı tam da doldurmadan bir kısım doldurdum. Elimde bakalım benim nelerim varmış. Şurada 5 tane menekşem var. Şimdi ben bu 5 menekşeyi
bunun içerisine dikebileceğimi düşünüyorum. Şöyle bir nereden bakayım diyorum. Evet, açık renkli olanlardan başlıyorum. İşaret parmağınızı, orta parmağınızı böyle Victor, Zafer yapıyorsunuz ve çiçeği böyle makas şeklinde sıkmadan kavrayıp ters çeviriyorsunuz. Sonra saksıyla biraz böyle oynadığınızda saksı kolaylıkla çıkıyor. Eğer keçeleşmiş kökler varsa onları elinizle açabilirsiniz ama çok da keçeleşmemişse çok yapısını bozmanıza bile gerek yok. Saksının içerisinde uygun derinlikte bir yer açıyorum ve dikmeye başlıyorum. Evet. Bir özellik daha var. Ne düşünürsünüz bilemem ama çiçek dikerken, bir şey ekerken, tohum ekerken lütfen Bismillah deyin. Çünkü Bismillah dediğiniz şey gerçekten tutuyor, gerçekten diktiğiniz de oluyor, ektiğinizi de biçme şansınız olur. Şimdi saksıları birer birer çıkartıyorum. Fazla topraklarını buradan çıkarttım. Ha bu arada bozulan yapraklar, çiçekler varsa onları da ayıklıyorum. Çünkü bozulmaya sebep olan bir hastalık etmeninin bu yeni saksıya geçmesini istemem elbette. Şimdi açık renk olanın yanına bir tane de mor dikiyorum. Saksım gitgide güzelleşmeye başladı bile. Bir açık bir koyu gittik. Hadi bir tane daha açık. Ve şurada bir tanelik daha yerim kaldı. Ve bunları menekşeyi dikerken sakin olun, kibar davranın. Çünkü hoyrat davranırsanız ya da hızlı davranırsanız muhtemelen yapraklarından birkaç tanesini kaybedecektir. Şimdi dikim işlemim bitti. Buradaki toprakla etrafındaki boşlukları dolduruyorum. Parmağımla sert bastırmıyorum. Çünkü yaprakları kadar kökleri de hassastır. Köklerin de zarar görmesini istemiyorum doğrusu. Evet, bunları da etrafına toprağını doldurduktan sonra... Şimdi saksıyı birkaç kere olduğu yerde vurun ki toprakları otursun. Ve can suyu. İçerisine besin de kattığımız, bu dinlendirdiğimiz, havalandırdığımız sudan yavaş yavaş şimdi çiçeklerimizi suluyoruz. Bunlar burada bir arada, biraz daha su alayım. Bir arada onlar o kadar güzel gelişecekler ki, hani oldu ki seneye kaplarına sığmayabilirler. O zaman yeni saksıya alabilirsiniz her zaman. Gördünüz mü? Ben ne demiştim size? Bir çiçek çok güzeldir. Ama dört çiçek, beş çiçek, birden fazla çiçek çok daha güzeldir. Bunları size armağan etmek istiyorum. Tabii sanal olarak uzaktan armağan ediyorum. Kalbimle armağan ediyorum. Diliyorum ve umuyorum ki hayatınız da eviniz yuvanız olsun. Yuvanız da hayatınızı böyle güzelleştiren, sizi koruyan bol bol çiçekleriniz olsun. Çünkü kısacık hayatımızda aslında mutlu mesut yaşamak küçücük detaylarla, gördüğünüz gibi küçücük saksıdaki çiçekler bile aynı şekilde içimizde, beynimizde çiçekler açtırabiliyor. Allah çiçeksiz bırakmasın kimseyi. Buyurun.